aralığı. Biraz önce bu kısmı yine slaytımıza bakacak olursak, burada yapmış olduğum açıklamaların tümü biraz önce vermiş olduğum açıklamalarla eşdeğer açıklamalardır. Bunun üzerinde durmuyor, geçiyorum. Frekans dağılımının betimlenmesi. Kısaca merkezi eğilim ölçüleri üzerinde duracağız. 3 tane merkezi eğilim ölçüsünden bahsedeceğim size. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod irdelenecektir. Ekrana baktığınız zaman aritmetik ortalama bir dağılımda bulunan puanların ortalama değeridir ki puan sayısına bölünmesiyle, yani dağılımdaki puanların toplamının puan sayısına bölünmesiyle oluşan bir değerdir. 5 öğrencinin matematik test puanı 5, 6, 9, 3 ve 7 olarak belirlenmiştir. Bu öğrenci de bu sınavdan ortalama kaç puan almıştır? Ne yapıyoruz? Öğrencilerin sınavdan almış olduğu puanların toplamını sınav notuna bölüyoruz. Elde etmiş olduğumuz 6, bu 5 kişinin sınavdan almış olduğu not olarak karşımıza çıkıyor. Yine veriler üzerinden bunu yapacak olursak, ölçüm sonuçları 1, yine okuma hızıyla olan verileri buraya yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dakikada öğrencilerin okuduğunu ve bu da okuma sürelerinin kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğini vermiş. Toplam öğrenci sayısı 25. Toplamalı frekans sayısı burada hesaplanmış 104. Biz öğrencilerin bu değere nasıl ulaştığını bulduk. 1 ile 1 çarpılarak 1, 3 ile 2 çarpılarak 6 ve diğer değerler yerleştiriliyor. Ve bu elde edilmiş olan değerlerin toplamı burada bölünerek bulunuyor. Yine burada görüldüğü gibi orta değerle frekansın çarpımından elde edilen değerler yazılmış. Bunların toplamları alınıyor. Elde edilen toplam öğrenci sayısına bölünerek ortalamanın kaç olduğu hesaplanabiliyor. Ortancanın hesaplanmasında ise ortanca elde etmiş olduğumuz değerlerin ölçüm sonuçlarının bir ölçüm sonuçlarının ortasında yer alan değerin hesaplanması ile alakalı bir durumdur. Burada yapılan işlem şu. Eğer yapmış olduğumuz ölçüm, yani ortalama değer kullanılamayacak durumda ise biz ortancayı tercih ediyoruz. Ortanca küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra elde etmiş olduğumuz ölçümler sıralandıktan sonra yapılan bir çalışmadır. Burada örnek üzerinden gidecek olursak 3, 11, 7, 9, 15 gibi ölçüm sonuçları elde edildiğini düşünelim. Burada elde etmiş olduğumuz ölçüm sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Daha sonra ortancayı hesaplamak için burada kaç tane ölçüm sonucumuz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane ölçüm sonucumuz var. Bu ölçüm sonuçlarını tek sayıda olması, yani 5, 7, 9, 11 gibi tek sayıda olması durumunda biz bu sayıya 1 ekleyip 2'ye böldüğümüz zaman elde etmiş olduğumuz değer kaçıncı sayının, yani notun ortanca olduğunu bize verir. 5 tane değerimiz vardı, sayımız vardı. Artı 1 dedik, 6. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman
elde etmiş olduğumuz 3, 3. sıradaki değerin ortanca olduğudur. Sayıyorum. En küçükten başladım. 1, 2, 3.'sü 9. Büyük olandan küçüğe doğru saydığımda yine 3.'sünü buluyorum. 1, 2, 3. değer 9. Burada bulmuş olduğum bu 9 ortanca değer olarak adlandırılmaktadır. Eğer sayılarım, yani elde etmiş olduğum puanlar çift sayı ise, yani 6, 8, 10 gibi ise, o zaman doğrudan en değerini 2'ye bölerek ortancayı hesaplayabilirim.